Herkese merhabalar. YouTube kanalımızda farklı bir konsepte yine karşınızdayız. Bu konseptimizde araç tanıtım serisi aslında. Evet, araç tanıtım serisi yapıyoruz. İşte genelde offroad araçları tanıtıyor olacağız. Onun dışında binek araçlar da tanıtıyor olacağız. Offroad araçlarına neler yapılıyor, ne tür aksesuarlar yapılıyor, bununla ilgili size bilgiler veriyor olacağız. Bugün 2017 model Nissan Navara NP300 aracımız var bir tane. 4 silindirli 2.3 litre motoru olan 190 beygirlik bir araç. 7 ileri şanzımana sahip. 450 Nm tork üretiyor. Max torku yani. Bu araçta off-road donanımları var. Birazdan zaten videonun ilerleyen kısımlarında bunlardan da size bahsediyor olacağız. Aracın çevresinde de geziyor olacağız. Neler yapıldı, işte ne işe yarıyor gibi. Değişiklikler yaparken nelere özen gösterildi. Aynen. Nelere özen gösterildi. Aynen. Bu araçta bir de normal bildiğiniz NP300'ler gibi değil, facelift uygulaması yapıldı. Bununla ilgili de size bilgiler veriyor olacağız. Facelift uygulamasına neler dahil, nasıl yapılıyor, bunların da bilgisini veriyor olacağız. Araba orijinalinden ne kadar daha yükseltildi aşağı yukarı? Araçta toplamda 4,5 santim kupa yükseltme var. Hı hı. Kupa yükseltmeyle yükseltilmiş. Kupa yükseltme nedir bilmeyen? Kupa yükseltme nedir? Aracın gördüğünüz kupası, yani kaporta aksamı ile şasesi arasına böyle takoz parçalar gelip aracın bu şekilde yükseltilmesi. Trafikte çoğu gördüğünüz araç da zaten bu şekilde yükseltilmiş araçlar. Aslında bu offroad bakımından sadece görüntü için yapılan bir şey. Aracı tam tersine sürekli kasan, aracı yoran bir yükseltme tipi. Normal amortisör ile yükseltme gibi bir sistem değil. Şimdiki rotamız sevdiğimiz sahur yerlerimizden biri var. Şimdi oraya gidiyoruz. Orada çok güzel bir manzara ve doğanın kalbinde güzel bir video çekeceğiz. Hem aracı da gösteriyor olacağız. Aynen, detayları göstermiş olacağız. Araç hakkında bilgiler vereceğiz. Detay çekimlerini yapacağız. Aynı zamanda şeyden de bahsediyor olacağız. Yani trafikte, günlük İstanbul trafiğinde böyle bir araç kullanmak nasıl? En çok benim merak ettiğim şey şu an bu. Çünkü araba ciddi anlamda genişlemiş, yükselmiş. Gerçekten böyle köy yolları ya da şehir dışı yollarda bir nebze bu tür araçları kullanmak daha kolay. Ama şehir içinde işte günlük yaşantıda nasıl oluyor? Ve onları da bize bence bir aktarırsanız çok seviniriz Bartu Bey. Aktarırım. Çünkü yani biliyorsunuz bizim normalde aracımız aslında Isuzu D Max. Burayı kesebiliriz. Isuzu D Max 2014 model bir kamp aracımız var aslında. Offroad donanımı çok olmayan bir araç. Bunun sebebi de çok uzun yol yapıyor olması. Bu tamamen ondan aslında farklı bir araç. Konsept olarak farklı bambaşka bir araç. Yani. Bambaşka. O yüzden hani bu aracı da sürekli kullanıyorum ben. O yüzden ikisi arasındaki deneyim farkımı da zaten size anlatırım. Zaten ilerleyen bölümlerde D-Max'i de size anlatacağız. Çünkü onda anlatacak çok şey var. Evet. Yani bir sürü sistemi var. Onunla ayrı bir seri bile yapabiliriz. Arabaya ayrı bir seri yapabiliriz. Hepsi özenle yapılmış. Hepsi bir işe yarayan, aslında gösterişin olan hiçbir şey yok araçta. Her şey, sadece her şeyin bir görevi var. O şekilde çalışıyor. Yani onu da anlatırız artık sonra. Başka? Tabii aslında burada biraz sizlerden gelecek olan istekler de bizim için önemli olacak. Nasıl arabalar çekelim, beğendiğiniz arabalar neler? Mutlaka yorumlarda bunlardan bahsedin. Biz de ona göre bir planlama yaparak istediğiniz araçlara ulaşmaya ve çekimlerini yapmaya çalışalım elimizden geldiğince. Bartu'nun da başta bahsettiği gibi sadece offroad araçları olmayacak. Binek otomobiller, sedan otomobiller, spor otomobiller, hibrit, elektrikli otomobil çekmek istiyoruz. Özellikle şöyle güzel, performansı yüksek bir elektrikli otomobil. Bunların hepsini bu serimizde sizlerle paylaşmış olacağız. Henüz daha serinin ismine karar vermedik. Evet. Belki onu birlikte de karar verebiliriz. Otomotiv serimizin ismi ne olsun? Ne hoşunuza gider? Ne ilginizi çeker? Bunları bizimle paylaşmaktan hiç çekinmeyin lütfen. Şimdi aracın zaten motorundan bahsetmiştik. 2.3 litre, işte 190 beygir bir motor var. Bu motor bloğu aslında Renault'un 2.3 litrelik motoru. Renault'un 2.3 litrelik motoru. Şase olarak direkt X-Class'la aynı şasi. Motor bloğu olarak X-Class'la motor seçenekleri var farklı. Eski X-Class'la bu arada çünkü. Evet, artık üretimi bitti. Üretimini durdurdu Mercedes. O aracı da çok beğeniyoruz. Onunla ilgili de belki çekimler yapabiliriz ilerleyen zamanda. Evet, orman yoluna girdik. Daha doğrusu araziye girdik. Aynen. Aracı size göstereceğimiz noktaya doğru gidiyoruz yavaş yavaş. Yol biraz bozuk, o yüzden kamera çok sallanıyor olabilir. Kusura bakmayın bundan dolayı. Ama yapacak da bir şey yok. Evet. Aslında bu yollar bizim küçüklüğümüzde bisiklete bindiğimiz, işte ATV'ye bindiğimiz. Aynen. Yaklaşık 20 senemi, 25 senemizin geçtiği yerlerdeyiz. O açıdan çok şanslıyız gerçekten. Belgrad Ormanı'nın aslında neredeyse tüm yollarını tamamen ezbere biliyoruz. Hangi yol nereye çıkıyor? Biz şu an Gümüşdere tarafından girdik aslında. Biraz buralar karışık, bilmeyen için hani kaybolunabilir bir durumda. Mutlaka böyle orman yollarına bilerek girmenizi tavsiye ediyoruz. Çünkü cidden kaybolursanız pek hoş olmaz. Ya da en az iki araba olun ki işte batarsanız kurtarabilecek biri olsun. Kesinlikle. Ya da bir söz var. Bir söz vardır. Aracında vincin olsun, tek başına istediğin her yere git. İşte 5 araba arkadaşın olacağına aracında bir tane vincin olsun diye bir söz var. O çok doğru bir söz aslında. Doğru. Tüm offroad araçlarına vinç lazım. Yakında inşallah D Max'e de vinç montajı yapıyor olacağız. Onu da zaten Instagram'da görüyor olursunuz. Ama bu araçta vinç var mı diye sorarsanız maalesef yok. Bu araç daha görsel için yapılmış bir araç. Evet, MT çamur lastikleri var. Bu yüzden çamurda kabiliyetli bir araç. Normal fabrika çıkış haline göre kabiliyetli bir araç. Yani bu araç aslında normalde Bodrum'da kullanılıyor. Bir tane 5.30'luk bir karavan var. O karavanın da aslında videolarını size çekiyor olacağız. Bir karavanlı kamp videomuz geliyor yakında. O yüzden takipte kalın. Normalde bizde karavan kampı yapmışlığım benim çok var. O karavanla, ama işte hiç karavanı anlattığım, karavandan bahsettiğim, karavanla kampla, yer çadırında kamp. Yani ben aslında hem motorla kampa gidiyordum normal yer çadırıyla. Şimdi araçüstü çadırla kampa gidiyorum. Aynı zamanda bir de karavanla kampa gidip size bunların artıları, eksileri, ne nasıl daha iyi, hangisi nerede daha kullanışlı gibi şeyleri anlatacağım size. Bu arada ilk videomuzu, ilk ateş başında serimizi izlemediyseniz de lütfen bir videoya göz atın. Orada da çok güzel bir kamp konsepti yaptık. Umarım beğenirsiniz. Beğenmediğiniz ya da yorum yapmak istediğiniz şeyleri lütfen yorumlarda belirtin. Biz de ona göre değişiklikler yapıp yorumlarınızı görmüş olalım. Evet, mekana geldik. Burada aracın size hem detay çekimlerini yapacağız. Aynı zamanda neler yaptık tam olarak onları anlatacağız. Dediğimiz gibi bu araba 2017 bir Nissan Navara NP300. Bu araçta zaten gördüğünüz gibi tamamen farklı bir ön yüz var aslında. Bu araca facelift uygulaması yapıldı. Lifted tarafından. Burak'a selamlar. Evet, Burak'a selamlar. Facelift'in içinde neler var şimdi? Öncelikle ondan bahsedelim. Zaten gördüğünüz gibi tampon çok daha kaslı bir hale geliyor. Panjur büyüyor. Panjur normalde daha dar bir panjur. Ama panjur daha diklemesine büyüyen bir panjur oluyor bu tipte. İşte kaputun ucuna böyle bir ek panjur parçası var. Farlar tamamen değişiyor. 4 mercekli led fara dönüyor. Aynı zamanda burada da işte kayar ledleri var. Komple bu şekilde. Onu da zaten yine yakın çekimde gösteriyor olacağız size. Onun dışında bu arabada bu araçta toplamda 5 santim kupa yükseltme var. 285, 75, 16 lastikler var BF Goodrich için, MT lastikleri. Çamurda performansı iyi olan bir lastik, çok tercih edilen bir lastik zaten bu. Aracımızda tork 16 inç jantlar var. Onu da yine gösteriyor olacağız. Facelift dışında... yapılırken aslında arka tarafta mekanik tarafına ya da başka bir şekilde müdahale söz konusu değil, değil mi? Yok, hiçbir müdahale söz konusu değil. Yani sadece sök tak parçalar aslında bunlar. İşte orijinal tampon çıkıyor, bu tampon giriyor. Tabii bu facelift'e dahil olan bir de arka stoplar var. Arka stoplarda normalde halojen ampullü bir stop. Normal Navara'da fabrika çıkışı gelen. Ama bunda led stop var. O da yine setin içinde geliyor aslında. Araçta başka neler var? İşte kaput kabartma var. İşte kaput üstü çakarları var. Fiber mum vizörü var. Bu aslında biraz ses yapan bir aksesuar. Çok güzel görünüyor. Ben görüntüsünde çok beğeniyorum. Ama fiber kalın ve hemen camın üstünde olduğu için tam rüzgarın geçiş yerinde kalıyor. O yüzden aerodinamik yapıyor aslında, bozuyor diyebiliriz. Bozuyor. Bu da tabii ıslık sesi gibi bir ses yapıyor. Ama aracın üstünü zaten gördüğünüz gibi her şey ses yapabilecek halde. İşte port bagaj var. 350 litre olması lazım. İşte 80 santim led bar var hem önde hem arkada. Aktif şnorkelimiz var. Başka arkada sepetli roll barımız var. Sepetli roll barın üzerinde çok uzun yol yaptığı için bu araç işte yedek benzin deposu var. Alet kutusu var bir tane. Küreği vesaire var. Yine acil durum için aslında bütün malzemeler var. İçin bütün malzemeler var. Onun dışında bu araçta demir yan basamaklar var. Yine işte parmak turuncu ledlerle süslenmiş çok halde. Çok şık duruyor bu arada. Ben hakikaten çok seviyorum bunu. Akşamları araba böyle uzaktan ne geliyor diye bakıyorlar. Hatta geçen gün bir çevirmeye girdim. Uzaktan böyle görmüşler, ne geliyor acaba deyip durdurduk dediler. Çünkü gece karanlıkta anlaşılmıyor ne geldiği. Çok dikkat çekiyor. Evet. Arkada yine demir tamponumuz var. Onun altında çeki demirimiz var, ruhsata işli. Ve muayene demirimiz var. Tabi aracı yükselttiğimiz için normalde araçların arka tampon yüksekliği yerden 55 santimi geçmemesi gerekiyor. Bunda 70 santim civarı bir şeydi. O yüzden biz buna muayene demiri taktık. Arkadan biri çarptığında suçlu hale gelmeyin diye. Aynı zamanda çarpan kişinin güvenliğini sağlamak için vesaire yani bir sürü prosedürü var. Arkadan çarp arabanın altına girmemesi lazım. Eğer öyle bir can kaybı ya da yaralanma gibi olursa siz direkt suçlu hale geliyorsunuz. Aracı bu şekilde yaptığınız için. Çok mühim bir şey aslında can sağlığı için de. Evet. Bu araçta aynı zamanda işte fiber dodiklerimiz var. Kapı kabartmalarımız var. Kapı kolu kaplamalarımız var. Burada aslında iki tip malzeme var bu malzemelerde. Bir fiber, bir de plastik. Bunların arasındaki fark ne? Fiber ağır, esnemiyor ama kırıldığında, çarptığınızda tamiri kolay. Plastik hafif, esneyerek takabiliyorsunuz, esneterek arabanın şeklini alarak takabiliyorsunuz ama kırıldığında tamiri zor. Yani plastik kaynağı yapan adama ona biraz yaptırmakta uğraşıyorsunuz ama açıkçası fiber malzemesiyle de plastik dodiyi tamir eden arkadaşlarım da var. Arabayı vurmuşlar ama plastik dodiyi fiber malzemeyle kaplıyorlar. Ben sana şeyi sorayım şimdi. Bu arabayı aldın ve nasıl yapmaya başladın? Neleri dikkatli bir şekilde önce inceledin ve uygulamasını yapmak istedin? Onları da istersen bahsedelim o konuda. Evet. Şimdi bir sürü araç var trafikte. Siz de görüyorsunuz, bir sürü yükseltilmiş. Tabii bu araçların nasıl yükseltildiği, işte kupa yükseltmeyi zaten önceden bahsetmiştim. Çok sağlıklı bir yükseltme tipi değil. Ama çoğu araç yapıyor. En uygunu bu. En uygunu bu olmasına rağmen bu da içinde tabii sınıflara ayrılıyor. İşte alüminyum kupa yükseltmesi var. İşte plastik yükseltme var. Farklı yükseltme tipleri daha var. Metal takozla vesaire yapıyorlar. Bu konuda öncelikle araçta yapılan işlemleri kontrol etmemiz gerekti. Hani yolda bize bir sıkıntı çıkarmaması gerekiyor sonuç olarak. Çok uzun yol yapıyor. Sürekli Bodrum İstanbul yolu yapıyor. Yakında bir Ege Güneydoğu turuna çıkacak hatta bu araç. O yüzden evet, büyük lastikli bir araç. Aynı zamanda karavanla gidiyor olacak bu arada. O 5 yani yük çekmiş oluyor aslında. Ha? Ciddi bir yük çekiyor. Aşağı yukarı karavan kaç? Yani azami yüklü ağırlığı 1700 kilo ama açıkçası 2 tonu geçiyordur bence. 2 tona yakındır. Geçmiyordur da 2 tona yakındır. Ciddi bir yük çekiyor ve uzun yolda çekiyor. Evet. O yüzden aslında 33 lastik ya bu arabaya 35 lastik de takılabilirdi. Ama Navara'da şöyle bir şey var. Şanzıman kendini çok koruyan bir otomatik şanzıman. 7 ileri bir şanzıman. O yüzden aslında araba gücü 2500 devirden sonra veriyor. 2500'den devirden sonra veriyor demek, aslında büyük lastiklerle 2500 devir altındayken araba çok rahat yürüyemiyor. Yani aracın gidişinde herhangi bir sorun yok. 33 lastik, çünkü 35 çok koysak daha çok zorlanacaktı. Ama tabii ani tepkilerde arabanın cevap verişi bir tık daha geç oluyor. Arabaya ne kadar şey yüklerseniz o kadar çok geriye gidiyor aslında. Tabii bu kupa yükseltmede işte aks açıları değişebiliyor. Onun için diff drop gerekiyor. İşte şaft açıları değişebiliyor. Onları yine düzeltmeleri gerekebiliyor. Aslında her küçük bir problemin zincirleme bir çözümü de var. Çözüm de var. Eğer çözmezsen de başka problemlere yol açıyor. Kesinlikle öyle. Yani bu araçta aslında mesela kupa yükseltmede sadece aslında kupa yükselmiyor. İşte direksiyon milini uzatıyorlar. Vites kolunu uzatıyorlar aslında içten. Ondan sonra araç komple yukarı kalktığı için işte fren hortumları uzatılabiliyor. Bazı araçlarda gerekli, bazı araçlarda gerek kalmıyor. Uzun bırakıldığı için fabrikadan. Onun dışında bu aracın bir özelliği var. Bu aracın özelliği aslında diğer pick-up'lardan X-Class hariç arkada makas yok. Makas olmaması size ciddi bir konfor. Arkada hem yay hem amortisör var. Yani normalde pick-up'larda arkada makas var. Bu Ranger'da, D Max'te, Toyota'da hepsinde bu şekilde. X-Class'la Navara'da aynı şase var zaten. Aynı alt takım var. Aynı yürüyen var. Bu yüzden o da yine çok konforlu bir araç. Arkası çok da artikülasyona müsait. O yüzden diğer pick-up'lardan, evet, diğer pick-up'larda makas olmasına rağmen artikülasyonu artırmak için bir sürü işte shackle setleri, işte konfor küpesi gibi şeyler takılabiliyor. Ama bu araçta işte yaylı olduğu için bu araç kendinden çok ciddi bir artikülasyon şeyine sahip. Onu da belki çekimlerini yapabilecek bir yer bulursak burada onu da çekeriz. Yani ne kadar esniyor araba. Çünkü offroad'un aslında en önemli yanı artikülasyon. Takoz gibi bir araba yaptığınızda araba hiçbir yerden geçmiyor. Arabanın esneyerek hareket edebiliyor olması lazım ki lastik tutuşunu maksimuma çıkartsın arazide. Yoksa kasılıp kalıyor ve performansını doğru aktaramamış oluyor zemine. Aslında şu an izleyen herkes de şöyle bir şey yapabiliriz belki. Bir sürü araba kullanıyoruz. Sen kullanıyorsun, ben kullanıyorum. Pick-up'lar, bir sürü test için kullandığımız arabalar var. Sende D-Max var. D-Max'le işte bizdeki Ford'la kıyas yaptığın zaman bu arabayı nereye yerleştirirsin? Bu saydığın koşullarda. Mesela performans, işte atiklik, ondan sonra zemine yaptığı aktarım. Bunlarda bir sıralama yapsan nereye koyarsın bu arabayı? Bu arabayı nereye koyarım? Aslında hepsi birbirinden çok farklı araçlar. Bu araç önceden bahsettiğim gibi şanzımanda geç tepkime veriyor. Bu tabi size performans düşüklüğü gibi yansıyabiliyor. Büyük lastik takınca da tabi bunu etkiliyor. Ranger mesela daha performanslı bir araç. Burçkinlerin Ranger'ında 10 ileri şanzıman var. T8 kasa. Tır gibi. Aslında biraz sıkıntılı bir şanzıman diyebiliyorum. Tam bilgi sahibi değilim. Ama büyük lastik taktığınızda, yani 33'ü kurtarıyor aslında ama 35 lastik taktığınızda araç hangi vitese takacağını kendini ayarlayamıyor ve sert vites geçişi oluyor bu sebepten. Çat çut vites geçiyor. 10 vites. Araba hangi viteste gideceğine karar veremiyor çünkü. Tabii ama o konuda da mesela yakıt ekonomisi vesaire gibi şeylerde artıları var. Yakıt ekonomisi oluyor. Bu araçta mesela eksi olan, bence kesinlikle olması gereken şey arka kilit. Ranger'ın yeni kasalarında arka diferansiyel kilidi var. Bu araçta hiçbir kilit yok. Normal 2 çeker, 4 çeker ve de 4 low, yani takviye vitesi var. Ama bir kilit olsa tabii çok daha iyi olacak. Daha da iyi bir performans sunuyor olacaktı. Orada araba inanılmaz yakışıklı duruyor ya gerçekten. Evet, yani orijinal NP300 yerine yani bu facelift uygulaması araç tamamen bambaşka bir hale geliyor. Yani bu yandaki hatlarla araç çok daha kaslı, geniş bir hale geliyor. Aslında bir diğer soru da bence böyle bir arabayı şehir içinde kullanırken nelere dikkat etmek gerekiyor ve ne gibi sorunlarla karşılaşıyorsun, onu bir izah edersen, bize anlatabilirsen çok seviniriz. Şimdi tabii arabanın boyutları çok anormal. Yani bir araba değil bu. 1,5-2 araba gibi bir boyutu var bunun. Yani hem uzun hem geniş. Aynı zamanda offsetli jant taktığımız için lastikler dışarıda. Yani o yüzden bu aslında lastiklerin dışarıda oluşu viraj dönüşlerinde size aslında konfor sağlıyor. Aracın virajda yüksek olduğu için yatışını engelliyor. Yol tutuşunu artırıyor. Bu çok güzel bir şey. Yani virajlara çok daha güvenerek girebiliyorsunuz, daha yüksek olmanıza rağmen. Onun dışında bu aracın asıl sorunu, ya pick-up'ların çoğunun asıl sorunu şehir içinde park yeri bulmak. Kapalı otoparkların %99'una giremiyorsunuz. Ben sadece İstanbul'da bir AVM'nin kapalı otoparkına sığabiliyorum mesela benim aracımla. Bu ondan da yüksek. Bu hiç yok, kapalı otopark anlamda iyicene otopark şeylerini kısalttılar. Herhangi bir rollbar'ın üstüne bir şey taktığın zaman bile giremiyorsun yani. Evet. Zaten araçlar yüksek. Standart bir pick-up'ta bile fabrika çıkışı geldiğinde, evet, ufak bir dokunuş, bir led yaptığında direkt sınırı aşmış oluyorsun maalesef. Bence bu otoparklar için çok kötü bir şey. Evet. Bu aracı trafikte kullanırken bir yüksek olmasından dolayı geçen gün yaşadığım bir sıkıntı. Işıklarda dururken sola doğru bakıyorum, en önde duruyorum. Işığa doğru bakıyorum, yeşil yanmasını bekliyorum. O sırada aracın önünden kısa boylu bir teyzemiz geçiyor. Ben teyzeyi hiç görmedim ama saçı yukarıdan topuz yaptığı için ufacık bir sarı saç gördüm böyle kaputun hizasında. O yüzden o saçı görüp ani frene bastım, yoksa gaza basıp frene bastım direkt. Teyzeyi saç kurtardı. Vallahi yani topuz saçı kurtardı teyzeyi o sırada. Ama bunlar tabii tehlikeli şeyler yani. Kimseye zarar vermek istemiyorsunuz sonuç olarak ama bu araç büyük olduğu için böyle sorunlarla karşılaşabiliyorsunuz. Aslında yayalarında bu tür araçlara, bundan daha büyük araçlara da yanından geçerken çok dikkatli, evet, davranması gerekiyor. Çünkü gerçekten sürücü böyle bir araba olsun, tır olsun, kamyon olsun, her neyse sürücü dibini göremiyor. Hem sağına, evet, olsun hem soluna olsun, önünü, hiçbirini göremiyor. Biraz burada yayaların dikkatli olması, evet, gerekiyor bu konuda. Bu aracı trafikte rahat kullanmanın da diğer bir çözümü tamamen alışmak. Aracın ölçülerine alışmanız lazım. Araç ne kadar yükselirse siz park ederken öndeki aracı burada ne kadar yaklaştığınızı o kadar zor kestiriyorsunuz. Çünkü normal bir arabanın yani tavanını görüyorsunuz aslında, arka camını görüyorsunuz ama arka bagaj kısmını görmediğiniz için ne kadar yaklaştığınızı anlamıyorsunuz. Biz bu sebeple bu arabaya, normalde orijinalinde bu arabada bu arabanın platinum paketi. Platinum paket. Bu aracın önüne biz sensörler koyduk. Kendimiz ayrıca harici, normal arka için takılan bir sensörü bağladık. Ama bunda tabii çok sinek var burada, kusura bakmayın. Bunu da aslında bir tuşa bağladık. Sürekli yanaşırken bip 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 ötmesin diye tuşa bağladık. İhtiyaç halinde tuşa basıp açıp öndeki mesafeyi ölçebiliyorsunuz. Aslında yani buradaki 360 kamera multimedya sistemin içerisinde platinum pakette otomatik, yani direkt fabrika çıkışı geliyor. Evet, çok kıymetli bir şey. Aslında bu tür arabalarda hem offroad yaparken, overland yaparken, ister şehir içinde, hiç fark etmez. Kamera, 360 kamera özellikle inanılmaz derecede kıymetli. Gittiğiniz yolda gidiyorsunuz, bir şeyden emin değilsiniz, hemen kamerayı açıp bakabilirsiniz. Offroad halinde çukuru göremediniz, ona bakabilirsiniz. Dikkatli gitmek için yine kamerayı açabilirsiniz. Çok kıymetli ve sürüş konforunu aslında çok ciddi anlamda artırıyor. Kesinlikle. Ama tabii bunda bir de şöyle bir sıkıntı var. Lastikler offsetli olduğu için bu aracı yıkıyorsunuz. Sonrasında böyle bir sudan geçtiğiniz anda, yoldaki herhangi bir su, yol yıkaması olsun, ondan geçtiğiniz anda araba komple leş gibi oluyor. Bütün buraya kadar geliyorsun. Tabii. Burada da aynı zamanda kamera burada olduğu için buradan tüm çamur burası. Burası şu anda çamurdur büyük ihtimalle. Şu anda görünmüyor. Hatta üstünde böyle çamur var. Görünmüyordur. Aslında şöyle cam açıp arada temizlemek gerekiyor. Temizlemek lazım. Tabii bu da böyle bir sıkıntı. Genel offsetli, büyük lastikli araçların bir sıkıntısı. Bir offset'i de bilmeyenler için bir tek offset şey yapabilir misin? Offset nedir? Lastiğin ne kadar, yani lastiğin bijonlara ne kadar yakın oldu? Yani bu yanağın bijonlara ne kadar yakın oldu? Bu jant -44 offsetli bir jant. Yani -44 dediğin açı aslında, değil mi? -44 santim. Santim, tamam. Hayır, onları yani söylemek lazım. Yani 4.4 santim aslında. 4.4 santim daha dışarıda olan bir jant bu. Onun dışında arabanın arkasında değinmemiz gereken aslında ufak tefek şeyler daha kaldı. Pick-up'ın havuzu kısmında bir, aynen, bagaj havuzu var, plastik bagaj havuzu var. Bu tamamen aslında çizilmeyi önlüyor. Bir şey koyduğunuzda hem ses yapmasını hem çizilmesini önlüyor. Çünkü bu tür arabalar fabrika çıkışında tabii ki de şimdi artık biraz da son dönemde konfora geçildiği için pick-up'larda şehir içi kullanımda ciddi derecede arttı. Standart olarak havuz olmadan direkt boyalı bir şekilde geliyor. Bu da tabii bir eşya koyduğunuzda ya da bir herhangi bir şey taşımak istediğinizde boyaya zarar veriyor. Evet. Bu arabalarda olmazsa olmaz, eğer satın aldığınız bir pick-up'ta havuzluk yoksa bence taktırmanız gereken en önemli şey bagaj havuzluğu. Bagaj havuzluğu, aynen. Çünkü arabanın boyası gitmiş oluyor, bir şey olursa evet, korumak gerekiyor. Çiziliyor, orası paslanıyor, pas yürüyor bilmem ne, bunun sonu yok. Evet. Yani bu kesinlikle bence de olması gereken. Bunlar gösteriş şey değil aslında, bunlar arabanın ihtiyacı. Sürgü var. Bagaj sürgüsü aslında benim çok tercih etmediğim bir şey. Hem alanı kısan, toplandığı yer bagajı daraltan bir şey. Aynı zamanda çoğu markanın ürünü, su almıyor diyenlerin çoğu su alıyor. Sızıntılar oluyor. Yani en iyi ihtimalle sızıntılar oluyor. Ciddi evet, bir yağmur. Kocaman bagajınız var ama su aldığı için kötü havada bagajınıza bir şey koyamayıp arka koltuğa koyuyorsunuz. Bu yüzden de aslında araçta sürekli bulunan eşyalar için aslında port bagaj var bu araçta. Büyük ihtimalle düşünüyorsunuzdur, kocaman bagajı var, niye port bagaj koymuş aynen üstüne diye. Aslında sürgü istendiği için ve eşyaları aracın içinde sürekli tutmamak için aslında port bagaj işe yarıyor. İşte içinde masa var, sandalyeler var. Ya aslında port yani sürgüde güvenli. Var. Sadece burada su geçirmemezlik evet, için port bagaj kullanılıyor. Evet. Yoksa yine yani bir arabanın kapısını, kilitli kapıyı ne kadar açma riski varsa onu da aynı şekilde. Sürgüde o kadar açma riski var kesinlikle. Yani sürgü güvenlik sorunu değil ama ben yine kabin tercih ediyorum. Buna da kabin düşündük ama sonrasında görünümü böyle daha hoş olduğu için böyle yapmaya karar verdik. Aslında bu tür arabalarda standart diye bir şey yok. İnsanın zevki, aynen, keyfi kesinlikle nasılsa ona göre arabayı modifiye ediyor diyebiliriz aslında. Bir başka merak ettiğim konulardan biri de hani janttan memnun musun? Yoksa değiştirmeyi düşünürsen ne gibi bir değişiklik yaparsın? Hani aslında bir jantın da bir artısını eksisini bize söyleyebilirsen mükemmel olur bence. İzleyen herkes de hani böyle düşünüyorsa bir cevap bulmuş olur. Süper. Yani niye niye 44 offsetli bir jant tercih ettiğimizin sebebi, araç yükselince aracın virajdaki yatma yatma açısını düşürmek. Yani aracın daha rahat dönmesini sağlamak. Çünkü yukarı kaldığınızda ağırlık merkezi artıyor. İşte port bagajı, sepetli rollbarı vesaire, aracın yükü iyicene yukarıya çıkıyor. O yüzden çok esniyor araç. Bu aslında bu şekilde kurtarıyor. Virajlarda konfor sağlıyor. Ama ağırlık tabii merkezini dediğin gibi aşağı çekmiş oluyor aslında. Aşağı çekmiş oluyor. Yani aslında aşağı çekmiyor. Yukarıda hala ağırlık merkezi ama geniş ayak olduğu için daha zor yatıyor. Daha dengeli bir şekilde yapmış oluyor. Tamamdır. Evet. Bartun Navar'da bu şekilde. Çok güzel bir şekilde anlattığını düşünüyorum. Eğer aklınızda başka sorular varsa mutlaka yorumlar kısmına da belirtin mi? Hepsini tek tek okuyup cevaplarız zaten. Biraz evet, geç olabilir belki ama her türlü cevaplarız. Cevapsız yorum bırakmayız kesinlikle yani. Instagram hesaplarımız da zaten şuralarda bir yerlerde oluyor olacak. Hem Bros Adventures olarak hem Barike Adventures hem Burç Gündüzdar Alp olarak kendi hesaplarımız da var. Ortak hesabımız da var. Genel hobi sayfalarımız bunlar. Onları da takipte kalabilirsiniz. Mutlaka tekrar hatırlatmak istiyorum. Bir önceki videoyu ve hatta ilk videomuz Ateş Başına serisini izlemediyseniz lütfen o videoyu da bir izlemeyi unutmayın. Çok huzur bulacağınızı düşündüğümüz bir video oldu. Kesinlikle. Sakince bir kamp sürecine size aktarmış olduk. Farklı serilerimizle başlayacak. Ateş Başında bizim kamp serimiz. Daha bu seriye henüz bir isim bulmadık. Evet. İsmi birlikte bulmuşuz aslında. Videoda görürsünüz artık. Videoyu yüklediğimizde. Evet, ama seriyi mutlaka bize yorumlarda değiştirebiliriz. Evet. Seriye isimlerini, önerilerinizi iletebilirsiniz bize. Birlikte bu seriye de isim bulalım evet, aslında. Bu serimizde anlattığımız araçlar hep insanların özellikle uğraş verdiği, emek verdiği, kendi zevklerine göre özel olarak yaptığı, hayallerinin sonuçlarını göreceğimiz. Aynen. Böyle ürünler değil tabii. Arabalar olacak. İnsanların aşık olduğu, zevkle kullandığı, keyif aldıkları özel arabaları çekiyor olacağız. Onun dışında binek arabalarda da farklı araçlar çekiyor olacağız. Mesela bununla ilgili Burçkin'in yeni bir aracı var. Toyota Corolla Cross Hybrid modeli. İlk kez bir hibrit otomobile sahip olduk ve gerçekten hoşumuza gitti. Şehir içi kullanım olsun, yakıt tüketimi olsun ve bu deneyimlerimizi bir videoya dönüştürüp sizlere de aktarmayı en kısa sürede istiyoruz. Biraz da kullanım deneyimi uzun test süreci geçirdikten sonra sizlere evet, hepsini aktaracağız. Yani yakıt tüketimi olarak aslında çok zıt araçlar bu araçla. Biri hibrit, şehir içi çok düşük. Yakıtlar neredeyse yakan. Neredeyse 1/3'ü zaten. 1/3 bu araç şu anda şehir içi uzun yol karışık kullanım ortalaması şu anda 12 litre. Ortalama 12 litre yakıt tüketimi var. Bunu tabii işte lastik büyüklüğünden sürtünme artıyor. İşte yüksek olduğu tavandaki şeyler. Bunların hepsi her şey yakıta etki. Aerodinamiğini bozuyorsunuz sonuç olarak aracın. Bunlar tabii hepsi etki. Bu tip araçların yükseltildiğinde yüklendeki en büyük sıkıntısı yakıt oluyor. İkincisi de vergi. Kesinlikle. Vergi olarak çok yüksekler. Ama tabii arazide pick-up'ların bir artısı var. Buradaki özel şey de normalde SUV araçların yapılırkenki amacı aslında günlük kullanım. İlk üretim amaçları aslında öyle. İşte direkt hepsi off-road için üretilmiyor. Öyle üretilen araçlar da var. Ama normalde günlük kullanım için üretiliyor. Bu araçların asıl amacı, işte bu aracın 3500 kilo çekme kapasitesi var. Aslında ticari sınıfa ticari, arkasında işte 1 ton taşıma kapasitesi var gibi özellikleri olduğu için, ticari olarak da kullanıldığı için altyapı aslında o yüzden birazcık daha sağlam, daha dayanıklı parçalar kullanılıyor. O yüzden de aslında arazide daha çok tercih edilmeye de başladı. Tabii bunda işte vergi dilimiydi, işte kamyonet olarak geçtiği için fiyatların daha uygun olması gibi etkenler de var. Ciddi anlamda artık şehir içi kullanıma göre tasarlanıp üretilmeye başlandı. Özetlememiz gerekirse aslında bizim bu serimizde, ismini birlikte koymayı planladığımız seride herhangi bir araç kıstasımız yok, limitimiz yok. Yarın öbür gün size çok sevdiğimiz 20 yaşında bir otomobil de size getirip gösterebiliriz. 40 yaşında klasik bir Porsche'de birlikte test edip deneyimleri ya da araç sahibiyle bir video çekebiliriz. Bunları tekrar sizlere aktarmak istiyoruz. Türkiye'de aldığımız araçları aslında sizlere aktaracağız. Türkiye'de tek olan motosiklet var mesela. Onu çekiyor olacağız yakın zamanda. Onu da izlersiniz zaten. Çok beğendiğiniz ona da eminiz. Türkiye'de bu kadar dolusu ve bu şekilde olanı yok. Türkiye'de tek o yüzden. Hem motosiklet, binek araba, offroad aracı her şeyi anlatıyoruz. Takipte kalın. Aslında şöyle, takipte kalmadan önce takip edin mutlaka. Eğer sizin de bir isteğiniz olursa aracımı birlikte videosunu çekelim tarzında mutlaka yorumlar kısmına veya bizim Instagram hesaplarımızdan bizlere ulaşarak bize mesaj atmaktan lütfen çekinmeyin. Birlikte arabalarınızı çekip bir video halinde hem size hem bize ana oluşturacak şekilde aktarmak isteriz. Aslında söyleyeceklerimiz var. Aslında çekmemizi istediğiniz araçları da bize iletiyor olup biz de onu bulmaya çalışalım ve çekelim. Her türlü aracı bulabileceğimizi düşünüyoruz açıkçası. Elimizden geldiğince illaki bulabileceklerimiz vardır. Lütfen kanala abone olmayı ve bizi desteklemeyi unutmayın. Çünkü sizlerin destekleri sayesinde büyük güzel otomobiller çekmeyi hedefliyoruz. Çok daha yeni bir kanalız biliyoruz ama güzel hedeflerimiz var. Keyif almaya devam ettiğimiz sürece videolarımız eksiksiz gelmeye devam edecek. Evet. Bir de tabii bizim kanalın diğer bir özelliği farklı bir sürü seri olması. İşte kamp serisi, snowboard serisi, araç tanıtım serisi, offroad serisi, hobilerimiz aslında bunlardan. Zıpkın serisi, survival video planımız var bir tane. Bununla ilgili hiçbir tüyo vermiyoruz. Aynen. Bunun için takipte kalın. Çok enteresan video olacak ama. Çok enteresan bir video. Doğru. Sadece tek bir tüyo vereyim. Hiç yemeksiz 2 ya da 3 gün kamp videomuz var. Yani açlıktan öleceğimizi zaten düşünmüyoruz. Aynen öyle. Bu şekilde bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Takipte kalın.